Özel açıların oranları istenmiş. 180 ve 90. Birim çember üzerinden bulabiliriz. Şöyle bir tane birim çember çiziyorum. Şöyle. Şimdi açılarımız derece cinsinden verildiği için 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece, burası 360 derece. Koordinat olarak yazıyorum. Burası 1, 0. Şurası 0, 1. Şurası eksi 1, 0. Burası 0, 1, eksi 1. Tabi zamanla zihnimizde yer etmeli. Böyle tekrar tekrar çizmek yerine direkt ifade edebilmeliyiz. Şimdi tanjant 180. 180 burası. Tanjant, tabi şunu da yazalım. Bunların sıralamasında birincisi kosinüs, ikincisi sinüs olur. Şu ifadenin, yani 180 derecenin tanjantı sinüsüyle kosinüsün bölümü. Hatta direkt yazayım şuraya. Şöyle yazalım. Tanjant 180 demek sinüs 180 bölü kosinüs 180 demek. Diğeri eksi 2 tane sinüs 90. Bu kotanjant 90 da kosinüs 90 bölü sinüs 90. Çünkü kotanjant kosinüs bölü sinüs oluyor. Şimdi değerleri yazalım. 180'in, 180 burası, sinüsü 0, ikinci bileşen. İkincisi sinüs oluyor. Kosinüsü eksi 1. Eksi 1. Şimdi 90'ın sinüsü, 90 burası, sinüs ikinci bileşen 1. 90'ın kosinüsü birinci bileşen 0. 90'ın sinüsü 1. Şimdi yazdıklarımızı tekrar yazıyorum. 0 bölü eksi 1. Eksi 2 çarpı 1 artı 0 bölü 1. Eğer 0 pay bölümündeyse sonuç 0 olur. Paydadaysa tanımsız olur. Yani herhangi bir sayıyı biz 0'a bölemeyiz. Bu tanımsız. Paydadaysa. Ama yukarıdaysa sonuç 0 olur. Şunu siliyorum. Burası 0 olur. Bu da 0 olur. Bizim sonucumuz eksi 2. Şurası eksi 2 çarpı 1'den eksi 2 olur. Doğru yapmışım.